C'est un sac noir comme celui-là avec les passeports, les cartes de crédit, l'argent tout. Bir şeylerini kaybetmişler galiba. Do you speak English? Non, pas du tout. Fransızca bilen biri yok mu bu otelde? Yok abi, İngilizce de bilmiyorlar. Olsa ben yardım edeceğim. Monsieur. İşte faslı rehberiniz de geldi. Şimdi halleder. Neler oluyor? Biz anlayamadık. Yardımcı olursanız. Bonjour mademoiselle. Excusez-nous. On a perdu un sac noir comme celui-là. Avec dedans, il y avait tout. Les passeports, les cartes de crédit. Il faut qu'on trouve ce sac. On est arrivé il y a 15 jours à Istanbul et depuis ça on fait des vacances et là on a perdu un sac et c'est la catastrophe. Faut retrouver ce sac. Pardon. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on va faire moi? Je sais pas, il y avait tout dans le sac. Oui, t'as raison. Avec qui est-ce qu'elle parle? Hayatımı kurtardın. Sonra anlatırım. Je sais pas moi. Öğrendin mi kim? Il y avait l'argent, il y avait les passeports, les cartes de crédit. Yarın mıymış? Je sais pas moi, qu'est-ce qu'on va faire? Allez, dites. Qu'est-ce qu'on va faire? Avec qui est-ce qu'elle parle? Je sais pas moi, avec qui est-ce qu'elle parle? Gizemli bir yer, değil mi? Konumuza uygun olduğunu düşündüm. Açık konuş. Seninle oyun oynayacak vaktim yok. Çok yazık. Bana bulmaca hazırlamak için epey zaman harcamışsın. Ama üzgünüm. Ben çözdüm bile. Neden bahsediyorsun sen? Parçaları birleştirdim. Şal, kayıp fotoğraf, gizlice girilen okul ve arşiv odasındaki yaralı bekçi. Bu tuhaf bulmacanın cevabı ben miyim? Aslında bulmaca şaşırtmacalıydı, değil mi? Oklar başka birini işaret ediyordu. O isimse başka birini. Beni mi? Nasıl yani? Soru. İki kadın bir otel odasına buluşup ne yapar? Dikkat et, bu bir fantezi değil. Paranoyak olduğunu bilmiyordum. Yanlış cevap. Eğer o bekçiye bir şey olursa, o zaman her ikiniz de benimle uğraştığınız o güne lanet edersiniz. Tabii hala hayattaysanız. Demek Sinan Bey kısa bir süre içinde olsa çocuğunu kaybetmenin acısını yaşadı. İnsan böyle bir duruma da şöyle dolu dolu oh olsun diyemiyor ki. Kooperatif de desteği verince günün finali Sinan ve Nil çifti zevkten dört köşe. Tarafsız habercilik diye buna derim ben. Ben savaş muhabiriyim kızım. Neler konuştunuz Mithat Demircan'la? Açıkçası o adam beni tedirgin ediyor. Neden? Ne yaptı? Fazla üstüme geliyor. Çok soru soruyor. Sürekli etrafımda. Bugün beni Fransız turistlerle konuşturmaya kalktı. Sen ne yaptın? Tam fenalık geçirip bayılma numarası yapacaktım ki sen aradın. Bence Mithat'ın bu kadar üzerine düşmesinin tek bir nedeni var. O da la 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 la. Bir bu eksikti. Aslında... Mithat, ben Sahra'yken de böyleydi. Affedersiniz. Bahçeye girmeme izin var mı? Buyurun. Merhaba. Merhaba. Yamaçtaki toprağın sahibi siz misiniz? Evet. Adım Mithat. Mithat Demircan. Sahra Tara. Bebeksizin değil mi? Evet. Belli. Annesi kadar göz kamaştırıcı. Aslında güzel kadınlarla konuşmakta zorlanmam. Aksine zevk alırım. Ama siz aklımı öylesine karıştırıyorsunuz ki söyleyecek söz bile bulamıyorum.
Bu insanın içine işleyen güzelliğin sırrı ne? Mutluluk olmalı. Kocamın ve kızımın verdiği mutluluk. Açmayacak mısınız? Bilmem ki ben. Sadece çok çok yakınlarımdan hediye alırım. Lütfen açın. Sizin için çok özel bir hediye. Hadi açsana Sahra. Pekala. Açayım öyleyse. Bu nasıl olur? Bu o heykel. Buna inanamıyorum. Neyi gördün mü? Evet. Bunu nereden buldunuz? Hoş bir rastlantı oldu diyelim. Ama imkansız. Sizi mutlu ettiyse ne mutlu bana. Niye bizi rahat bırakmıyorsunuz Mithat Demircan? Beni bırakıp şimdi kocama mı bulaştınız? Size bu bayağı sözler hiç yakışmıyor. Canımı fena halde sıkmaya başladığınızın farkında mısınız? Sahra, eğer ben para koymazsam atım inişe geçer. Bense başka bir yerde yine üretim yapar ve bu kez size rakip olurum. Ama ben karşınızda değil, yanınızda olmak istiyorum. Neden benimle işbirliğine karşı çıkıyorsunuz? Ben her şeyi sizin için yapıyorum. İnanın bana. Bitti mi? Benim için bir tek şey yapmanızı istiyorum. Çekip gitmenizi. Sahra, sana bir şey söylemek istiyorum. Rica ederim bu daveti istismar etmeyin. Sizi sadece kocamın hatırı için davet ettim. Hayır, yanlış anladınız. Öyle bir şey değil. Ben seni uyarmak zorundayım. Neden? Nil. Nil için. Ona dikkat et lütfen. O benim kardeşim. Nedir sizdeki bu takıntı? Kocama karşı uyarıyorsunuz, kardeşime karşı uyarıyorsunuz. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz Allah aşkına? Lütfen. Dikkatli ol. Seni çok kıskanıyor. Hastalık derecesinde. Ne tuhaf. Zamanında seni onlara karşı uyarmış. Şimdi de intikamında senin yanında. Sahra'nın yanında olmak isterken Salma'nın yanında. Bana bak. Bu Salma Sahra'nın yerini almaya niyetli galiba. Galiba ona alışmaya başlasan iyi olur. Kimlik sahteciliği ağır bir suç olduğuna ve hayatıma ancak Salma Anuar olarak devam etmekten başka çarem olmadığına göre artık Sahra'yı geçmişe gömüyoruz Feyza. Peki ama bu kimlikle Türkiye'de uzun süre kalman çok zor. Bir avukattan edindiğim bilgiye göre tek çözüm Türk uyruklu biriyle evlilik. Feyza, hayır.